Herkese merhaba. İrem'in mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok efor sarf etmeden bir tatlı yapacağız. Tarifimiz tiramisu. Dilerseniz malzemelerimizi sayarak başlayabiliriz. Ben kedi dili kullanacağım. 80 gram kadar şekerimiz var. 2 kaşık kadar granür kahve, Nescafe de düşünebilirsiniz. Ilık suyum var 1 bardak kadar. 3 tane yumurta sarısını kullanacağım. Beyazıyla dilerseniz merenk ya da beze hazırlayabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay. Hatta yorumlara yazabilirsiniz. İsterseniz birlikte de bir sonraki tarifimde bunlardan birini gerçekleştirebiliriz. Sonra devam ediyorum. Bir tane şekerli vanilimiz var. Üzeri için kakaomuz var. 1 paket kadar krema kullanacağım. Yaklaşık olarak da 200 gram kadar labne kullanacağım. Aslında normalde mascarpone peyniri kullanıyor ama şu an zamlarla birlikte oldukça pahalı. Şu an zamlarla birlikte baktığımda daha ekonomik olması açısından ben labne peyniri kullanmayı tercih ettim. Şimdi başlayalım. İlk olarak şöyle suyumuzu koyuyorum ve kahvemizi eriteceğim. Şöyle. Sıcak suyun içerisinde. Kahvemizi çözdükten sonra benmari usulü şekerimiz ve yumurtamızı sürekli çırparak pişireceğim. Şimdi onu gösteriyorum sizlere. 80 gram kadar şekerimiz vardı. Şimdi şöyle bir tenceremiz var. Daha önceden kaynattım ve buharında sürekli çırparak yumurtamı pişirmiş olacağım. Evet, buharda yumurtamızı benmari usulü eritmiyoruz, pişiriyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde karıştıracağım. Buharda yumurtamın pişmesini sağlayacağım. Şu şekilde göstermek istiyorum. Yumurtamızın rengi döndü ve yoğunlaşmaya başladı. 1-2 dakika sonra tamamen alacağım. Dediğim gibi çok önemli. İçerideki alttaki buharlı olan havanın içindeki sıcak su içine girmemesi lazım. Girerse tamamen bir omlete dönüşebilir. Şöyle göstermek istiyorum. Yumurtam ve şekerim birbiriyle özdeşti ve pişti. Şimdi bu aşamada labne peynirimi ekleyeceğim. Dediğim gibi klasik tiramisu de mascarpone peynirini kullanıyor ama ben daha ergonomik olması açısından labne peyniri kullanmak istedim. Bunun dışında labne ve kaymak kullanırsak da harika bir tat elde edebiliriz. O şekilde de deneyebilirsiniz. Ben şimdi labnemi eklemek istiyorum. Şöyle 200 gram kadar yeterli olacak. Evet, labnemi ekledim. Bir kutu kremam var. Onu da ekledikten sonra karıştırmaya devam edeceğim. Ben bu şekilde çırpacağım. Ama sizler el mikserinizle de bu işlemi yapabilirsiniz. Nasıl rahat hissedecekseniz ya da elinizdeki imkanlar doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Bu aşamada vanilin ekleyeceğim ve onda da çırpmaya devam edeceğim. Evet, şimdi kedi dillerimizi ıslatacağız. Kedi dili İtalyan bisküvisi olarak da geçiyor, bilginize. Şimdi şöyle bu şekilde. Ben şu şekilde küçük kaplarda porsiyonluk olarak yapmak istiyorum. Bu arada çok sevdiğim tatlılar arasındadır. Çok da severim. Şimdi üzerine muhallebisi döküyorum. Sizler aslında çeşitlendirebilirsiniz. Hani ben klasiğe birazcık daha sadık kalarak bu şekilde yaptım. Meyveli yapabilirsiniz. Ama sanırım ben klasik hali daha çok seviyorum.
Şimdi hazırlamış olduğum tiramisu'nun üzerine en son olarak kakaomu serpeceğim. Bugün size için tadım yapmayacağım. Çünkü tiramisu'mu bir gece dolapta bekletmek istiyorum ve o şekilde servise çıkaracağım. Şimdi kakaomuzu dökeceğiz.